14'ü gösteriyor 21 Ocak 2024'ün pazarında. Ekrem İmamoğlu'nun telefon bağlantısıyla başlayacağız. Kiminle bir bağlantı kurdu? Bir pazar klasiği haline gelen, bir hafta sonu klasiği haline gelen Serhan Asker'in sunduğu Görkemli Hatıralar programına bağlandı. Tunceli'den yayınlandı bu hafta. Tunceli'ye telefon açtı Ekrem İmamoğlu ve Kamer Genç'in ölüm yıldönümü nedeniyle bir bağlantı kurdu Serhan Asker'le ve Kamer Genç'le bir anısını paylaştı. O ana bir geri dönelim ve dinleyelim. Tanışma fırsatınız da oldu sanırım. Oldu. Oldu. Hatta bir panelde yan yana olmuştuk. Böyle bir seçim dönemiydi ve o panelde bile hani bana biraz haksız bir yüklenmeye müdahalesini, küçücük bir yerde bile adalet dağıtma duygusunu bana hissettirmişti. Aslında çok önemli bir mevzu değildi benimle ilgili olan mevzu ama orada bulunanlardan birinin böyle anlamsız müdahalesine biraz o abi duygusuyla sert bir tepki göstermiş, iş büyümeden açıkçası sönmüştü. Kendisiyle tanışma onuruna eriştim ve ben Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten Türk siyasetinin önemli figürlerinden birisiydi ve her daim ilkeli duruşuyla aslında örnek teşkil eden partimizin Kamer abisiydi. İnsanların dilinde Kamer abi olmak işte tam da öyle hem dünyevi hem uhrevi bir makam teşkili bu. Bu bağlamda ben Kamer Genç'in 8. yıl dönümünde sizin aranızda olmak ve bu cümleleri kurmaktan da büyük onur duydum, mutlu oldum. İlk saat diliminin sıcak haberlerinden biriydi ve son durum bilgisiyle aktarmıştık sizlere. Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankerinin Boğaz'dan geçişi sırasında arıza yaptığını, dolayısıyla Boğaz trafiğinin çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığını duyurmuştuk. Ayrıntılandıralım, yeni bilgiler varsa hemen aktaralım sizlere. Liberya bayraklıydı yakıt tankeri, adı Peria. Geçişi sırasında İstanbul Boğazı'ndan bir anda arıza yaptı ve geminin motorları durdu. Bir açıklama geldi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, sosyal medya hesabından yapıldı bu açıklama. Geminin Rusya'dan geldiği ve İzmir'e doğru seyir halinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Tam da İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Keçilikkuyu mevkiinde demir attı. Nedeni ise arızalanması ve işte gördüğünüz, görüntüde de gördüğünüz kıyı emniyetine bağlı romorkörler kendisine gemiye, Peria isimli gemiye eşlik ediyorlar ve güvenlik önlemleri alındı. Bu güvenlik önlemleri çerçevesinde de Boğaz trafiği çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. O teknik arıza giderildikten sonra İstanbul Boğazı'nın yeniden gemi geçişlerine trafiğe açılacağını da hatırlatarak devam edelim. Leyla Zana, eski HDP milletvekili. Çözüm sürecinin önemli isimlerindendi ve uzun süredir de hem siyasetten hem de medyadan uzaktı. T24'de önemli bir mülakat verdi. Geçmişteki çözüm dönemine ilişkin olarak hem AK Parti'yi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem de partisi HDP'yi eleştirdi. Çözüm süreciyle ilgili sessizliğini bozdu. Hem iktidarı hem HDP'yi eleştirdi. Süreci Öcalan'sız ve Erdoğan'sız çözmek isteyenler oldu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çözüm sürecini artık dondurucudan çıkar çağrısı yaptı. Eski HDP milletvekili Leyla Zana çözüm sürecinin en önemli aktörlerinden biriydi. Sürecin bozulması sonrası uzun süredir siyasetten uzak duruyordu. Yerel seçim öncesi sessizliğini bozdu. Çözüm süreci boyunca taraflar arasında yaşananları gazete duvardan Vecdi Erbay'a anlattı. Daha önce 4 kez milletvekilliği yapan Leyla Zana neden susmayı tercih ettiğini sorusunu yanıtladı. 7 Haziran 2015 seçimlerinin öncesini ve sonrasını siyasal deprem diye niteledi.
Hendekler sürecinde siyasal muhataplığın durduğu noktaya vardık. Kitleyle yüz yüze geldiğimizde verecek hiçbir cevabımızın olmadığını da gördüm. Halklarımıza ve Kürt halkına karşı mahcubiyetten dolayı sustum. Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği bir süreç yaşandı. Hepsi genç çocuklardı. Binlerce insan evinden oldu. Bu 7 yıllık bir yaz süreci yaşamama neden oldu. Halen Sur'u görmüş değilim. Gidip göremiyorum. Kendimi hazır hissetmiyorum. Çözüm sürecinin bitirildiği 2015'te tuzağa düşürüldüklerini de söyledi. Bu tuzağa nasıl düşebildik? Tehlike neden öngörülemedi? Taybet Ana'nın cenazesi 7 gün sokakta kaldı ve çocukları bile gidip alamadı. Cizre'de bir anne küçücük çocuğunun cesedini dondurucuya koydu. Bu hepimizin ayıbıdır dedi. Leyla Zana, süreç neden bozuldu sorusuna ise çarpıcı bir yanıt verdi. 2012'de Başbakan Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdik. Silahlar bırakılsın dedi. Dedim ki gerçekçi değil. Bir projeniz var mı? Sorunu Öcalan'sız ve Erdoğan'sız çözmek isteyenler, kendi aramızda çözeriz diyenler oldu. Kişilerin adını vermeyeceğim. AK Parti'nin içindekiler bana dediler ki, sizinkiler Öcalan'ı dışlamak için bu süreci bozdular. Ben de dedim ki, siz de Erdoğan'sız bu işi götürmek istediğiniz için süreç bozuldu. Karşımdaki sustu. 2015'te Erdoğan ilk defa mecliste çoğunluğu kaybetti. Çözüm süreci sıkıntılara rağmen sürüyordu. Tekrar seçime gitmeyi engelleyecek bir formül yaratabilseydi, süreç farklı gelişebilirdi. O dönem dirsek teması kurulmaya çalışıldı ve Erdoğan'la görüşüldü ama artık çok geçti. Zana, çözüm sürecini yeniden başlatması için Erdoğan'a çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı süreci dondurucuya kaldırdım diyor. E artık miadı geçmek üzere. Bence dondurucudan çıkarıp bu işi esastan ele almak gerekiyor. Zaman kaybetmeden. Ama görüyorum ki böyle bir çabaları yok. Artık ertelemeye tahammül kalmadı. Orta Doğu'nun geneline baktığımızda koşullar bunu Kürtlere de dayatıyor, Türkiye devletine de dayatıyor, hayat dayatıyor. Kürtler ölüme aşık değil. Kürtlerin devleti yıkmak gibi bir yaklaşımları yok. Hak arayışı var. Devlet açısından baktığımızda borçları artık milyar doları çoktan aştı. E bu borcu nasıl ödeyeceksin? Barış hakim olsa bu topraklar kimi beslemez? Yaklaşık 48 saattir, 2 gündür Türkiye Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili ortaya atılan iddiaları konuşuyor, tartışıyor. İddia neydi efendim? İddia Merkez Bankası'na Hafize Hanım'ın, babasının ve annesinin bir makam odası sahibi olacak kadar fazla gidiyor olması ve burada bir güç gösteriyor olması, personele mobbing yapmış olması ve o personelin de işten çıkarılmış olmasıydı. Konuyla ilgili resmi rakamlar resmi makamlar sessizliğini koruyor. Neresi koruyor mesela? İletişim Başkanlığı koruyor. CİMER'e iletilen belgenin kendileri tarafından sızdırılmadığı bilgisi hariç henüz Merkez Bankası Başkanı, yani Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili ve Merkez Bankası ile ilgili bir açıklama yapmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Daha da önemlisi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Sadece şaşkın olduğunu belirten çok kısa bir paylaşım yaptı bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bugün en geç yarın dönecek Amerika Birleşik Devletleri'nden Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan. Yalnız iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Baba Erol Erkan, ben kimseye mobbing yapmadım, hiç kimseye tokat atmadım. Orada çalışan herkes benim de evladımdır şeklinde bir açıklama yaptı. Ama iddialardan biri de odur ki gidişat pek de hayra alamet değil. Her an seçim öncesi, seçimden sonra göreve gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınabileceği yönünde. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Ekonomideki karşılığı ne olur? Zira Türk ekonomisinin kırılgan bir ekonomi olduğunu da biliyoruz. Bu soruları da Evren Devrim Zelyut'a sormakta fayda var. Sayın Zelyut, hoş geldiniz. İyi pazarlar. Teşekkür ediyoruz pazar günü vakit ayırdığınız için. Nasılsınız? Merhaba, benim pazarda mesai devam ettiği için sıkıntı yok. Benim sizin gibi ben de çalışıyorum. Benim evet, de öyle. O zaman problem yok. Şimdi 48 saattir Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar ortaya atıldı. İşte ailesinin de orada olduğu. Aslına bakacak olursanız, biraz geriye gidersek, geçtiğimiz ay Ahmet Hakan'a verdiği röportaj ve o röportajda enflasyonla ilgili gerçekleri apartman görevlisi Sadık abiden öğreniyorum şeklindeki manşetlerle başlayan
bir süreç var. Önce bu süreci bir ekonomist olarak nasıl okuduğunuzu öğrenmek isterim. Ardından da tabii ki ekonomiye iz düşümleri, ekonomiye muhtemel sonuçlarını da soracağım size. Şimdi tabii çok büyük talihsizlik. Ben bu olayı gördüğüm zaman dışarıdan baktığımda bir ekonomist olarak iki boyutunu görüyorum. Birincisi şu, evet böyle bir sıkıntı var. Dün Sayın Turan Çömez'le de konuştuk. Çok sağlam kaynaklardan bu bana bilgi geldi dedi. Yani bunlar iddia değil. Diğer gazeteci arkadaşlarımla konuşuyorum. Evet var, yani bir sıkıntı var, doğrudur. Ve medyanın da bunu haber yapması çok doğal. Yapacaklar, bunu insanlara duyuracaklar. Bu en doğal hakları. Bakın buraya kadar anladım. Ama bundan sonra ben olaya baktığım zaman şimdi birazcık daha yukarıdan bakıp ekonomiyi de göz önünde bulundurmam evet. lazım. Şimdi bunu bulundurduğum zaman Sinem Hanım, biz bugüne kadar Merkez Bankası Başkanı öğüttük, yedik, çıtır çıtır yedik. Kim yedi? Tabii ki biz yemedik, vatandaş yemedi ama siyasi yönetim.